Ürgüp merkezdeyim. Burada bir oda buldum. Normalde kız yurdu olarak işletilen bir yer. Ama yaz döneminde günlük olarak kiraya veriyorlarmış. 180 liraydı. Gayet uygun geldi. Ve Göreme'ye yakın bayağı bir. Buradan sabah Göreme ve Avanos taraflarını gezeceğim. Şimdi bir çarşıya ineceğim. Çarşıda bayağı bir hareketlilik vardı aslında gelirken. Ama gideyim bir yemek yemem lazım. Orada karnımı doyurduktan sonra geleceğim. Eşyalarımı yıkayacağım. Birkaç tane kirli kıyafetim var. Onları yıkadıktan sonra belki videoları düzenlemesini yaparım. Çektiğim bugüne kadar videoları düzenleyebilirim. Sonra da yatacağım. Bu akşam buradayım. Böyle bir oda, burada da tuvalet ve banyosu var. Şimdi Ürgüp merkezdeyim, ilçe merkezindeyim. Yemek yemek için hem çok vakit kaybetmek istemedim hem de yiyecek çok güzel bir yer gözüme kestiremedim. Canım burada yemek istemedi. BİM'e girdim. BİM'den bir tane soğuk sandviç aldım hazır. Yanına meyveli süt aldım. İşte atıştırmalık bir şeyler aldım. Tekrar kaldığım yere döneceğim. Bu akşamlık kayıt bu kadar. Yarın sabah eğer erken kalkabilirsem balonları görmeye gideceğim. Erken kalkamazsam da yine bu bölgeyi gezeceğim. Ürgüp'ten herkese iyi akşamlar. Kapadokya'da Ürgüp ve Göreme arasında Uçhisar'dayım. Sabah balonları seyretmeye gidemedim. 6.30'da kalkmak gerekiyordu onları görebilmek için. Yorgunluk ağır bastı. 7.30-8 arası kalktım. Kaldığım yerde kahvaltı yaptım ve çıktım yola. Burası Güvercinlik Vadisi. Buradan Göreme'ye doğru gideceğim. Göreme'den sonra da Avanos'a geçeceğim. Rotam bu şekilde olacak. Karşıda peri bacalarının bir kısmı görünüyor. Bu Kapadokya peri bacaları açısından dünyada en elverişli alanlardan bir tanesi. Dünyanın farklı bölgelerinde peri bacaları var. Fakat bu kadar geniş bir alana yayılabilen tek nokta olması lazım Kapadokya'nın. Peri bacaları nasıl oluşur? Bu kaya şeklinde tüflerden oluşan birikintilerin daha önce volkan patlamalarıyla bu bölgeye tüflerle kaplı yığınlar oluşturmuş. Yağmur, sel, rüzgar gibi aşındırma sonuçlarında aşınabilen kısımlar gitmiş ve koni şeklinde peri bacaları kalmış. Yani peri bacaları oluşumu genel olarak bu şekilde. Burada çokça kuş da var. Aşağılarda yine eski zamanlarda yerleşimler olmuş bu bölgede yaşayan insanlar. Ve bu bölgede yer zemininin elverişli olması sebebiyle birçok yeraltı şehri de var. İnsanlar yer altında da yaşamış bu bölgede. Yeraltı şehirleri görmek mümkün. Şimdi buradan çıkacağım. Göreme'ye doğru gideceğim. Evet, Güvercinlik Vadisi. Şimdi çıkıyorum buradan. Bu bölge balon seyir tarısıymış. Sabah erken saatlerde uçan balonlar buradan seyredilebiliyormuş. Aşağı taraf Göreme ve peri bacaları çok fazla bu bölgede. Ufka kadar peri bacaları görünebiliyor.
Şimdi biraz daha ilerleyeyim merkeze doğru. Oradan devam edeceğim. Göreme Açık Hava Müzesi'ndeyim. Buraya da girişler müze kartla yapılabiliyor. Biraz etrafı gezeceğim. Önce bir vadi bölgesine genel bir bakış. Şimdi yukarı çıkalım. Buradan geçiş yok. Karşı tarafta daha önce yerleşim yerleri görünüyor. Kayalarda oyuklar var. Alt tarafta mağaralar da var. Çekim yok mu burada? Çekimler yasak. Tamam, teşekkürler. Az önce girdiğim yer Aziz Pasal Basil Şapeli. İçeride Hristiyanlığa ait motifler var. Yerde mezarlar var. Çekim yasakmış. İçeride bir görevli duruyor ve o bölgede görüntü almaya izin vermiyor. Mezarlar ortaya çıkmış. Oranın durumu bu. Şimdi biraz daha yukarı. Burası da Elmalı Kilise'ydi. Burada da çekim yasak. Genel olarak sanırım Peribacalı'nın içindeki kiliselerde çekim yasak. İçeride yine Hristiyanlığa ait motifler. İsa resimleri, Meryem resimleri. Bir kilise tarzında bölgeydi.
Burası Pantokrator Kilisesi. Hemen hemen yerleşim olmayan bütün peri bacaları kilise olarak kullanılmış burada zamanında. Yoğun bir dini merkez halinde. Yine burada bir kilise var. Burada bir kilise var. Karanlık kilise. Kilisenin özellikleri yazan açıklama panosu. Buranın girişi 50 liraymış. Müze kart geçerli değil diyor. Çıkmayacağım buraya. Müzenin biraz yukarı tarafındayım. Buradan aşağı inelim. Oo, çok güzel. Serin serin değil. Esti. Tamam. Aziz Catherine Chapel'i şu anda kapalı. Burası da Çarıklı Kilise. İçeri gireceğim. Genel olarak burası peri bacaların içinde mağara olarak kullanılan Hristiyanlık yoğunluğu dini merkezler, şapeller, kiliseler, işte mezarlar, yerleşim yerleri. Bu dönem bir dönem burada böyle bir yaşam sürülmüş. 1800'lerin başına kadar bu mağaralarda hala yaşayan insanlar varmış. O dönemden sonra artık buralar terk edilmiş. Ve yavaş yavaş halkın ziyaretine açılmış. Kimi yer müze haline almış. Kimi yer bomboş kendi başına duruyor. Buranın durumu böyle. Buradan Avanos'a doğru devam ediyorum. Avanos'tan selamlar. Burası yine Kapadokya'ya çok yakın bir bölge. Çömlekleriyle meşhur. Ve Kızılırmak geçiyor buradan. Kızılırmak'ın en önemli özelliği Türkiye sınırları içerisinde doğup yine Türkiye'de denize dökülen en uzun akarsu olması. Buna Kızıl denmesinin sebebi de Kızıldağ ile alakalı bir durum. Oranın toprağının rengiyle birlikte ırmağın kimi bölgelerinde renginin kızıla yakın göründüğü söyleniyor. O tarafta değilim şu anda. Yine burada bölgenin sembollerinden bir tane testi çömlekten yapılmış. Kör de bilir Avanos'un yolunu. Testi bardak kırıldığından belli. Aşık Seyran'ın bir sözüymüş. Akarsuyun içinde bir sürü canlı var yine. Ördekler yoğunlukta. Kuşlar var. Kenarında bir yürüyüş yolu var. Ne buraya özel üretilmiş çömlekten yapılan eserler.
yürüyüş yolu epey bir daha devam ediyor. Şehir merkezine çok inmeyeceğim. Şehir merkezinde burada pek bir şey yok. Birkaç tane çömlek müzesi var. Onlara girer miyim bilmiyorum. Nevşehir'de son ziyaret ettiğim yer burası. Burada bir 5-10 dakika dinlenirim. Bir çay, kahve, su. Bir yerde bir şeyler içerim. Ve buradan Kırşehir'e doğru devam edeceğim. Bir saniye kontrol etmem lazım. Kırşehir'e mi gidecektik? Evet, Nevşehir'den sonra Kırşehir. Buradan Kırşehir'e doğru yola çıkacağım. Burası Nevşehir videosunun sonu. Kızılırmak kenarından herkese selam yolluyorum. Görüşmek üzere.